Merhaba. Merhaba İsmila. Hoş geldiniz. Ay ne güzelmiş üzerindeki. Teşekkür ederim. Siz de çok şıksınız. Teşekkür ederim. Ne yaptın? Size hadi bana güzel haberler ver. Yetiştirdim. Oh oh oh. Hadi finali güzel yapalım Bursa'dan. Tok karnımıza güzel puanlarla gidelim değil mi? Masan da hazır. Evet. Çok güzel. Siyah beyaz. Bayılırım. Abou. O ne? Bunlar yüksek kaldı mı bize? Hayrullah Bey. Ben bunları çok şık buldum. Ama dur şimdi elleme. Yarışmacılar görsün. Siz gerçekten beğendiniz mi? Ben bakayım. Aa çok güzel. Vallahi çok şık. Siz beğenin diye aldım gerçekten. Aa gerçekten. Evet. Teşekkür ederim. Vallahi çok güzel. İnşallah yarışmacılar da beğensin ama çok uyumlu. Her şeyin tamam. Onlar yemekler beğenmeyecekler zaten. Ah kapı. Kim derdi hayırdır? Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Şöyle verin ye. Merhabalar Zuhal Hanım. Merhaba Zuhal Hanım. Merhaba Eda. Merhaba. Nina Hanım çok şıksınız. Teşekkür ederim. Merhaba Hüseyin. Merhaba Zuhal Hanım nasılsınız? İyisiniz. Ooo Mina Hanım hoş geldin. Nasılsınız Zuhal Hanımcığım? Gömlek yakıyor iyi valla. Teşekkür ederim. Sizi sormalı. Biz de iyiyiz hamdolsun. Yine bir masa yine yemek. Olayımız yemek, mevzumuz yemek. Ne kadar? Mütemadiyen yiyoruz. Allah'ımıza şükürler olsun. Bir de doyabilsek. Biz de doyarız inşallah. İnşallah. Bakın bakalım masa nasıl? Matem havası. Matem havası mı? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Matem havası. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. Nesi matem havası? Siyah mı? Siyah, Zuhal Hanım. Karşı yıkanım. Asil renk. Siyah beyaz. Asil. Zuhal Hanım, şamdanları bir evet, şey çok yüksek. Evet, çok yüksek. Ben öyle beğendim. Özellikle seçtim. İyiydi. Özellikle yani, ama biraz yüksek. Böyle göz temasında zorlanıyorum. Elektronik şamdanlar. Benim boyum uzun ama. Orada. Ay çok mu görmek istiyorsunuz birbirinizi? Çok. Peki şamdanları alalım. Gördüler şık. Evet. Şurayı arkaya bir yere koy istersen. Yardım aslında kaldırtmam. Fakat teknik olarak tabii, da tabii. Değil mi? Lütfen kaldırabilirse seviniriz demişler ama çok şık özenmiş almış. Uçaklar da ters yöne bakıyor zorlaşıyor. Evet, öyle mi? Doğru evet. Bakması. Düzeltir o zaman. İsmiler Hanım'ın masa düzenini beğenmedim. Günlerdir masa düzeninden konuşuyor. Çatal bıçakları yanlış koymuştu. Arkaya bakıyordu çatal bıçaklar ve koyduğu şamdanlar çok yüksekti. Günlerdir çiçek 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 diyor. Evinden bir tane çiçeği direkt oraya dikmiş böyle karşıdaki kişiyi göremiyorduk. Masa düzeni matem havası gibiydi. Simsiyahtı ve o koyduğu çiçekler kocamandı. Ben Gülşen Hanım'ın şahsen karşı karşıyayken bile yüzünü göremiyordum. Bir tane masa çiçeği bile yaptırmamış. Kendisi evinde kullandı. Çiçeği almış masasına koymuş yani. Masa düzenini beğendim. Ufak tefek eksikleri vardı. Onun dışında masa düzeni gayet iyiydi. Çiçekler ve şamdanlar biraz yüksekti. Ben Gencer Bey'i zor görüyordum ki keza kaldırdı daha sonra. Ama masa düzeni uyumlu bir çiçek ve şamdandı. Gencer Bey'in matem havası dedi masaya. Çok saçma buldum. Gayet şıktı. Siyah asildir. Ben beğenirim, severim. Çok gereksiz diyorum o. Masası bugün çok siyahtı. Şöyle canlı değildi ve yüksek yüksek objeler koymuş. Hiç hoş değildi. Hiç beğenmedim. Çorba servisiyle başlayalım. Finalimiz de var. Neyle başladık? İsminer çorba olarak. Çeşme nigar çorbası ile başlıyoruz. Çeşme nigar çorbası. Hmm. Sen de uzat sevgili Mine. Tamam. Evet. İsmir Hanım ben villada ağırlayacağınızı düşündüm bizi ama dünkü bana söylediğiniz ev yorumundan sonra... Gördüğünüz gibi 2 artı 1 de ağırlıyorum. Yani 2 artı 1 evden sonra bana yorum yapma hakkınız yoktu. Özellikle ben size yorum yapmadım olduğu ki. İçin yorum yapmaya hakkınız yoktu. Zuhal Hanım kendi evim olsa belki biraz daha tölere edebilirdim ama başkası bana kapısını açtı. Nasıl teşekkür sağ edeceğimi bilemezken ki küçük bir evde de ağırladığımı düşünmüyorum. Buradan daha büyüktü. Yahu büyük olur, küçük olur. Gene söylüyorum imkan meselesi. Sizin evleriniz müsait olmaz. Dün Mine de başkasının evet, diye ben de kız kardeşimin yani evinde şimdi, yarıştım. Bizim olayımız o değil evet. Zaten. Evet. Önemli olan bize... Gerçekten de sunulacak yemekler, lezzeti onları puanlıyoruz. Kimsenin evi barkı evet. Bizi ilgilendirmez. Evet. Ben de bugün mutfakta dile getirdim. Dedim ki bir yanlış anlaşılma oldu. Çok üzülmüş. Bana da bugün söyledi kayıt dışı. Ben onu demek istemedim dedi. Hani siz villada çekiyorsunuz. Gelir gelmez Gülşen bana laf sokmaya çalışıyor. Çok ayıp ediyor. Çünkü ben onu kastetmediğimi dün masada da söyledim. Ayıp ediyor. Yanlış anlaşılma diyelim. Ama kırılmışsınız. Ben de o evet. Yanlış anlaşılmayı ya, düzeltsin istedim. Bundan ben de etkileniyorum şimdi. Yani yapılan eleştiri biraz beni de etkileniyor. Evet. Çünkü ben de kız kardeşimin evinde yarıştım. Ben yani olabilir. Her şey olabilir. Yani biz buraya... Ben de onu demek istemedim dedi. Yok. Şimdi kayıt dışı da bir konuşma evet. Olduğu için çok da bir şey diyemiyoruz. Sonuçta yani sizler duydunuz. Evet. Sen öyle anlamış olabilirsin. Yanlış anlaşılma olabilir. Yanlış ifade etmiş olabilir. Maksadını aşmış olabilir. Ama neyse bunu uzatmanın bir manası tamam. Yok. Modumuzu düşürmeyelim. Tamam.
Bence Gülşen Hanım isminler orada güzel bir laf söyledi. Çünkü kendisinin hakkında yorumlar yaptığı için evi hakkında. Hatta Gülşen Hanım'dan ben bugün laf sokmasını bekliyordum. Gelir gelmez isminler Hanım'a dedi bizi bugün villa dahi ağırlayacağını düşünmüştük dedi. Güzel de yapıştırdı lafı. İsminler Hanım benim günümde evime laf etmiş arkamdan. Bugün ben açıkçası villada ağırlanacağımızı düşündüm. Çünkü benden bir villa beklentisi olmuş. Neden anlamadım. O yüzden bugün masasına oturduğumda ilk söylediğim şey villa beklentisi oldu. Aksine benim evimden daha küçük bir evde ağırladı. Neden böyle bir söylemde bulunduğunu ben anlayamadım bana. İsminler Hanım çok ayıp etti bana. Çok gereksiz bir yorumdu. Gülşen Hanım geldiği gibi bizi villa da ağırlarsınız diye düşündüm demişti. Bence tam olması gereken bir lafı orada söyledi. Sonuçta İsminler Hanım günlerdir demedim dediği halde dediği lafın arkasında durmuyor. İsminler Hanım'ın evi de gayet küçüktü. Madem öyle Gülşen Hanım'a laf yapacağına kendi villası olan bir arkadaşının evine ağırlayabilirdi bizi. Şimdi tereyağında çeşniger çorbasının naneli salçalı sosunu hazırlıyorum. Menü nasıl Gencer? Ya menü çok kolay. Bir mercimek çorbası zorlanıyor. Evet, mercimek çorbasıyla başladık. Çeşmi Niger öyle değil mi? Çeşmi Niger ama mercimek çorbası. Mercimek zorlanıyor. Terbiyeli mercimek çorbası. Ben biraz geriden geliyorum ama ben bile masa örtümü kendim yapmıştım. Tabağım evet. Da batık zorlanıyor yani. Bu arada. Neyin batık? Tabaklarım, tabamda da bir şeyler evet, var, izler batık, var. İzler var. Ne yani izleri toz var? Gibi bir şeyler var. Evet. Göstersene ev sahibine. Göstereyim şurada. Evet. Şurada mı? Yok hepsini o taban kendi şey bakın Zuhal Hanım çıkmıyor. Taban kendi şey. Kendi de materyalinden. Materyali aynı işte aynı. Yok yok çizilmiş. Onlar bulaşık. Bunlar 10 yıllık. Ha tamam eskidir ondan. Yani, İki kaseyi daha verin. İster. Ama kendi tabaklarım. Bunu da al istersen. Zuhal Hanımcığım isterseniz biraz düne dönelim. Öyle mi? Dönelim. Haydi tekrar gemliğe gidiyoruz. Ya Allah bismillah. Şimdi Gencer Beyciğim. Dün bana 5 verdiniz. Salatamı beğendiniz. Evet. Çorbamı beğendiniz. Evet. Lokumumu beğendiniz. Evet. Ben de tam yumurta dolmamı beğendiniz. Evet. Ve 5 verdiniz. Çünkü neden? Çünkü bir dakika. Bana 5 verdiniz. İlk gün Eda Hanım'a da 5 verdiniz. 7 verdiniz. Pardon 7 verdiniz. Ve onun olmamış yemeklerini beğenerek 7 verdiniz. Çeşmi Niger çorbası, Osmanlı çorbasıdır bu. Hiç de mercimek çorbası değil, bunun içinde terbiye var. Terbiyeyi kestirmemek önemli, terbiyeyle kıvam vermek önemli. Salça sosu var özellikle, ben Antep salçasıyla yaptım. Şimdi içeriye gidince hepsine cevabımı vereceğim. Bunun açıklamasını çok güzel yapacağım. Hı. Şimdi dün evinize gelme bir karşılamada önünüz vardı zaten bir. İkincisi, benim ağırdı bir saniye, ne yapabilirim? Bir saniye dün benim masanız ağırdı. Eksikti. Neyim yani eksikti? Tuzluğunuz yok. Tuz istiyorum tuz masada değil. Ayran tuz istiyorum dökecek. Ayran almamışsınız. Tuz, ekmekliği açtım. Bir dakika. Ekmeklikte tuz dökecek ekmek bir şey yok. Var. Nasıl ekmek? Ekmeklik. Evet ben köy ekmeği getirdim. Evet, kesmeye vaktim ama olmadı. Yok, evet. Yani masada eksikti. Getirdim. Onu geçtim. Hı. Daha sonrasında Gülşen Hanım'a da çok şaşırdım. Pilavından, koskoca etinden kestane kabuğu çıktı, 6 puan verdi. Hı. Ve size 3 puan vermiş. Şöyle ben ilk günümde... Geçtim. Şimdi lütfen bir teker, bir Gencer tavası sonrasıdır. Daha sonrasında ben dün çok bir şeye kırıldım Zuhal Hanım. Neye bunu kırıldın? Size söylemek Hayırdır. İstiyorum. Hı. Dün akşam evinden çıkıyoruz Mine Hanım'ın. Bizim örf adetlerimizde misafiri karşılanır ve uğurlanır. Evet. Mine Hanım kapıdan çıkarken iyi akşamlar dedim. Şöyle yaptım. Görmedim. Duymadım. Ben de sizin suratınıza bak. İyi akşamlar alındım. Demediniz. Dedim. İyi akşamlar dedim. Hayır. Bir saniye. Hemen teyit edelim. Uğurlandın mı? Ben de oradaydım. Uğurlanma olmadı Zuhal Hanım. Beni uğurladı. Öperek uğurladı. Öperek uğurladı. Bak Gülşen'e öperek. 6 puan aldı Zuhal Hanım. Öperek yani. Yok. Vallahi ben kapının önünde oturuyordum. Cevap hakkı. Bir saniye. Bir savunsun kendine. Bir dakika. Ben kapının orada oturuyordum. Siz iyi akşamlar dediniz. İyi akşamlar dedim. Gittiniz. Yani hatta, tokalaşmadınız benden, bana yanaşmayınca ben üstünüze mi alayım? Hayır, bakın şöyle ben... Benim, İyi akşamlar siz bana dediniz mi? Bine de sizden beklemiş. Ama Zuhal Hanım şöyle bir şey, benim evime geldiklerinde bir kapıda uğurladım, bir de aşağıya şimdi yaptım. Çıktılar. Ve sizin ekibiniz çıkana kadar, herkese araba binene teşekkür kadar ederiz. Herkesi tek tek uğurladım. Evet, en son evime arkadaşlarımı sokup eksik olma, temizliklerimi yapmaya başladım. Sağ ol. Benim örf adetim budur. Herkesin gelen misafirimi kapıya kadar ayağına geçiririm. Ama dikkatinizi çekerim. Tekrar söylüyorum, ayna gibidir insanlar. Siz nasıl yansıtırsanız aynısınızsın.
Ben hanımefendiyle ne alakam var? Daha burada tanıdım. Hatta ben öpmeye yeltendim yine hanımı. Evet, yani siz de bana iyi akşamlar mı? Ya orada dediğim... oturuyorum, eşikteyim, kapının dibinde oturuyorum. İyi akşamlar Mina Hanım. Şöyle yaptık, iyi akşamlar dedik. Oturuyor ki, şöyle yapalım. Yorgundum. Yorgundun yani evet. Şey mi, fark edemedin mi yoksa bilinçli miydi? Hayır, vallahi bilinçli değildi. Tamam, peki inanıyoruz. Aniden tamam, böyle geçtiler. Ben de durun diyemedim yani. Tamam, peki.